Evet arkadaşlar şimdi proteinlerle ilgili anlattığımız bilgileri toparlıyoruz. Neydi? Yapım ve onarım maddesi. Vücudumuzda en çok bulunan yapım maddesidir ve arkadaşlar eğer vücut direnciniz düştüyse size tavsiye edilen et, süt, yumurta tüketmenizdir. Çünkü vücudunuzdaki onarım olayında en çok görev alan organik molekül. Enzimlerin yapısı proteindir. Enzimleri daha sonra bir başlık altında anlatacağız. Bazıları hormondur. Bu önemli bir bilgi. Hormonların çoğunun protein olduğunu ama eşeysel hormonların steroid yapıda olduğunu söylemiştik. Elektron taşıma sistemi dediğimiz arkadaşlar hem solunum hem de fotosentezin ayrı ayrı ETS'sinde iş gördüğünü göreceğiz. Hemoglobin gibi moleküllerin yani gaz taşınmasına solunum pigmenti olarak görev alan bu molekülün globin kısmı proteindir diyeceğiz arkadaşlar antikor ve antitoksin olarak vücudu savunurlar antikorlar vücuda giren yabancı maddelere karşı üretilen savunma proteinidir. Onun dışında kanın protein ozmotik basıncını oluştururlar. Ne demek bu arkadaşlar? Albumin, globulin gibi moleküller kan damarı içerisinde damar dışına çıkamadıkları için bir emme kuvveti oluştururlar. Ve bu da kılcal damarların hücrelerle madde alışverişi yapmasını kolaylaştırır. Globulinler aynı zamanda immunoglobulin adı verilen bağışıklık proteinleridir diyeceğiz. Yani bağışıklıkta da görev alacaklar. Ve en önemli proteinlerden bir tanesi de fibrin. Aslında fibrin pıhtıdır. Ama siz sizin kan damarınızın içerisinde pıhtı olarak bulunamaz fibrinojen ve trombojen isimli özel proteinlerde kanınızın ancak damarınız zedelendiğinde pıhtılaşmasını sağlayan özel proteinlerdir. Aktin ve miyozini çok duyacağız ileride. Bunlar da sizin kas ipliklerinizin yapısına katılan özel proteinlerdir. Ve kasımızda zaten en çok bulunan moleküller kimlerdi arkadaşlar? Aktin ve miyozin proteinleri. Arkadaşlar şimdi de karbonhidrat, lipit ve proteinlerin bazı açılardan karşılaştırmasını verelim. Canlılardaki yapı maddesi olarak önem sırası diyoruz arkadaşlar. En önemli yapısal molekülümüz protein ve vücudumuzda proteinlerden sonra en çok bulunan moleküller yağ ve en az da karbonhidratlar bulunuyor. Ham madde olarak önem sırası dediğimizde de arkadaşlar bir kere en kısa yoldan parçalanan karbonhidratlar ardından yağların ikinci dereceli enerji ham maddesi olduğunu söyledik ve proteinlerin ise en önemli yapısal madde olduğunu dolayısıyla da en son tercih edileceğini söyledik. Enerji verme sıralamasına baktığımızda ise arkadaşlar yağların en çok enerji verdiğini fakat bir kere içerisindeki hidrojenlerin bolluğundan kaynaklı olarak ETS'de çok oksijen çektirmesi solunumunda bir dezavantaj oluşturduğu için ikinci dereceli enerji ham maddesi ama en çok enerji veren molekül protein Zener ise yapısal önem sırasına göre en önemli molekül olduğu için en son enerji verici olarak kullanıldığı halde karbonhidratlardan daha çok enerji veren moleküllerdi. Karbonhidratlar ise en az enerji verdiği halde en kolay molekül olduğu için parçalanabilme açısından dolayısıyla da birinci dereceli enerji ham maddesi olarak karşımıza çıkmıştı arkadaşlar.